Rabbimiz yaşayan diri olan İsa Mesih'in yüzü her birimize parlasın bu sabah yine sevgili kardeşler. Rab her birimizi kutsal ruhuyla ziyaret etsin. Öyle ki üzerimizde dünyaya ait hiçbir ağırlık, sıkıntı, kaygı, dert, keder hiçbir şey kalmasın. Ta ki bugün Rabbin evine nasıl gelmişsek yüreğimiz de öyle coşkulu olsun. Rabbin ruhu her birimizi iç varlığında ziyaret etsin. Üzerimizdeki bütün ağırlıkları kaldırsın. Yüzünü güneş gibi parlatsın. Anlayışımızı açsın ki kelamın sırları bize açılsın. Rabbin ne demek istediklerini çok iyi anlayalım. Ve Rabbin iradesine göre de kendimizi hazırlayalım sevgili kardeşler. Yaşayan diri Rabbin önündeyiz. O yüzden üzerimizde ne kaygıya yer vermeliyiz, ne sıkıntıya, ne derde, ne kedere. Ama diyeceksin ki mümkün mü? Bazı şeyler bizim elimizde değil. Elimizde olmadan bir şeyler geliyor, bizim sevincimizi de çalıyor, kederimizi de çalıyor ve bizi dert ve sıkıntılar içerisinde bırakıyor. Ondan sonra da uğraşıp duruyoruz. Öyleyse demek ki bazı şeyler var, evet elimizde değil. Bazı şeyler var ki bizim gücümüzün ötesinde. O zaman bir şey var. Bunları aşabilecek bir güç var mı? Bunlardan bizi özgürlüğe eriştirecek ve bizim çaresiz kaldığımız yerde bize çare olabilecek bir şey var mı? Ama biz biliyoruz ki artık çaresiz değiliz. Biz biliyoruz ki artık yalnız değiliz. Biz biliyoruz ki artık terk edilmiş değiliz. Biz biliyoruz ki bırakılmış ve unutulmuş değiliz. İşte buna uygun bir şekilde İşaya peygamber vasıtasıyla da Rab sesleniyor. İşaya peygamberin 60. bölümünü açtığımız zaman Tanrı'nın sesi güçlü bir şekilde orada emredercesine haykırıyor. Kim için haykırıyor? Dert içinde olanlara, keder içinde olanlara, çaresizlik içinde olanlara, umutsuzluk içinde olanlara, terk edilmişlik düşüncesiyle, yüreği kaygılarla dolu olanlara, acılar ve sıkıntılarla bağlanmış olanlara Tanrı'nın bir sesi var. Söyleyen söz şu, İşaya peygamber vasıtasıyla ilk kelime şu, kalk. Kalk sözü kimden geliyor? Biliyor musunuz? İsa Mesih'i hastaları götürdüklerinde, İsa Mesih o hastalara dokunduğunda hastaya ne söylüyordu? Sana söylüyorum. Kalk. O anda ne oluyordu da hasta birden ayağa kalkıyordu? Olan şu, o İsa Mesih ağzından kalk kelimesini kullanır kullanmaz, o kalk sözü güçlü bir şekilde o hastanın bedeninden içeri giriyor, kemiklerine, iliklerine kadar işliyordu. Hasta birdenbire sanki ilaç yemiş gibi, morfin almış gibi birdenbire ne oluyordu? Güç ve kuvvetle dolup ayağa kalkıyordu. Onu ayağa kaldıran neydi hastayı ayağa kaldıran? Bir enerji miydi? Bir enerji değil, bir ilaç mıydı? Bir ilaç değil. Neydi? Bir söz. Kimin sözü? İsa Mesih'in sözü. Ama sözün içerisinde ne var? Sözün içerisinde bir güç var. Sözün içerisinde bir yetki var. İsa Mesih kalk dediği zaman acaba hiç bir gün bir tanesi şunu söyler miydi? Ah efendim sen kalk diyorsun da kolay mı kalkmak? Kalkamıyorum ki. Diyen biri oldu mu? Veya diyen biri oldu mu ki ben de çok kalkmak istiyorum hadi bana yardım edin de beni kaldırın. Diyen oldu mu? Hayır. Sözün kendisi iliklere kadar işliyordu ve o sözün kendisinde olan güç ve kuvvet ne yapıyordu? O kişiyi ayağa kaldırıyordu. Şimdi aynı şekilde İşaya peygamberin ağzından kullanılan bu ses kim tarafındandı? Aynı Rab tarafından değil mi? Aynı güç tarafından değil mi? Ne söylüyor? Kalk. Çünkü uyuşukluk zamanını sona erdiriyorum. Bitkinlik yıllarını sona erdiriyorum. Ümitsizliğini sona erdiriyorum. Çaresizliğini sona erdiriyorum. Hastalığını sona erdiriyorum. Tükenmişliğini sona erdiriyorum.
psikolojik bozukluğunu sona erdiriyorum, depresyonu sona erdiriyorum. Sen kalk. Niye? Arkasından bir şey var. Kalk ve parla. Şimdi bir kişi eğer hastaysa canlandığı zaman, ayağa kalktığında görünüşü, bakılışı değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişiyor değil mi? Hasta yatağında yatan insanın benzi, beti, soluk, halsiz, uyuşuk olur. Ama ayağa kalktığın zaman ne olur? Gözlerin parlamaya başlar, konuşma şeklin değişmeye başlar, bakışın değişmeye başlar. Ya dersin, canlandım ya dersin, bana can geldi, farklı bir şey oldum dersin. Niye? İçinde farklı bir şeyler olmaya başlar ve bu dışarıdan da görünür. Şimdi bunun olabilmesi için sevgili kardeşler, bir insanın parlayabilmesi için dışarıdan ona bir ışığın vurulması yeterli değildir. Önemli olan iç dünyandaki karanlığın üzerinden sıyrılıp atılmasıdır. İnsanın başına en büyük bela nedir biliyor musun? Yüreğinin içidir. Yüreğinin derdidir. Yüreğinin kaygılarıdır. Bütün bunlar ağır bir yük gibi insanın üzerine çöktüğünde o insan çaresizdir ve halsizdir. Dermanı yoktur. O yüzden de iyileşme nereden başlayacak iyileşme? İyileşme insanın içinden başlayacak. Tanrı hiçbirimizin ruhsal anlamda karanlıkta kalmasını istemiyor. Çünkü bizler karanlık için yaratılmadık. Karanlık şeytanı temsil eder. Karanlık cehennemi temsil eder. Ama nur ve ışık İsa Mesih'i ve onun sonsuz yaşamını temsil eder. Bizler her birimiz nur çocukları olalım diye yaratıldık. Işığın çocukları olalım diye yaratıldık. Karanlık üzerimizde egemenlik sürsün. Ömrümüzü, günlerimizi dertle, kederle, sıkıntıyla, acıyla geçirelim diye bu dünyaya gönderilmedik biz. Ama üzerimizde işleyen bir ruh var. Bir karanlığın gücü var. O karanlığın gücünü aşacak olan da başka bir güç var. Karanlık neden kaçar? Karanlık bir tek şeyden kaçar. Işık geldiği zaman karanlık gider mi? Gider değil mi? Işığın geldiği yerde ne olur? Bir canlılık olur, bir hareket olur. Düşünün ki bir hasta, perdeler kapalı, her taraf kapalı, ışık gelmiyor, yatıyor, yattıkça uyuşur. Uyuştukça miskinleşir, yaşama sevinci gider, zevk kalmaz, neşe kalmaz, iç dünyasına kapanır, psikolojisi bozulur. Ama onun o halinden memnun olmayan evin içindeki bir kişi ne yapar? Ya der, yeter artık der ya, bu gömüldü kaldı der, ölüme kendini teslim etti. Hemen kalkar gider, gün doğmuşsa, dışarıda da güneş açmışsa ne yapar? Perdeyi şöyle bir açar. Camı şöyle bir açar, güneş o hastanın üzerine vurduğu zaman hadi kalk bak der, ne oluyor dışarıda, neler vardır. Şimdi o evin içerisindeki o ağırlık, o odanın içindeki o ölüm ağırlığı güneşin ışığının gelmesiyle kaçar mı, kaçmaz mı? Kaçar değil mi? Canlanmaya başlarsın. İşte bunun gibi sevgili kardeşler, dünyaya gelen, dünyayı aydınlatan bir ışık var. Kalk parla, çünkü ışığın geliyor. Işık geliyor. İşaya peygamber 750 sene önce, İsa Mesih'den 750 sene önce o ışığı gördü. O nuru gördü ki bir ışık gelecek ve iman edenlerin üzerine doğacak. Ve onların üzerindeki karanlığın gücü, ölümün ağırlığı ve sıkıntılar, dertler, kederler o ışıkla beraber gidecek. Çünkü bu ışığın şifa gücü var. Şimdi hastaneye gidiyorsun. En kötü hastalıklarda falan ne diyorlar? Işın tedavisi uygulayacağız diyorlar değil mi? O ışın tedavisiyle ne yapıyorlar? Işın veriyorlar. O verdikleri ışında bir güç var ki oradaki hastalığı öldürüyor ve yok ediyor. Şimdi asıl ışın kimdir? İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih bir güneş gibi kendi ışınlarını insanın üzerine vurduğu zaman o insanın üzerindeki dertte, kederde, sıkıntıda, ağırlıkta hepsi de bir anda kalkar gider. O insanın psikolojisi birdenbire değişir. Hiç yaşadınız mı? Yaşayan insanlar mutlaka şunu görüyorlar. Mesih içeri girdiği zaman yüreğin ağırlıkları dışarı gider.
Mesih içeri girdiği zaman kaygılar ve endişeler dışarı gider. Mesih'in içeri girmesiyle dert ve keder içinden sökülür ve gider. Dua ediyorsun. Dua ettiğin zaman Mesih'in ruhu o kişinin içine girdiği zaman o kişi birdenbire ya diyor, üzerimden bir ağırlık kalktı. Üzerimden bir sıkıntı kalktı. Üzerimden bir şey kalktığını hissettim. Niye? O anda, o kalktığı anda o kişi ne oluyor? Ferahlıyor, gevşiyor, rahatlıyor. Biraz önce de bir dua ettiğimde şöyle söyledi bu bayan. Ya dedi, sanki dedi şu anda ben boşluktayım. Neden boşlukta? Çünkü üzerinde ağırlıklar gidiyor. O dünyayı saran şeytanın ağırlığı, baskısı gittiği zaman ne oluyor? Kendini boşluktaymış gibi hissediyorsun. Rahatlamış, çözülmüş, gevşemiş. Şimdi onu yapan nedir? Seni alıp da o karanlığın baskısından boşluğa getiren güç nedir? İsa Mesih'in gücü. Bu yüzden şimdi ümitsiz olan kim varsa, kaygı içinde olan kim varsa, dert keder içinde olan kim varsa, acılarla yüreğinin derinliğinde feryat eden kim varsa, Tanrı şunu söylüyor: çaresiz değilsin, terk edilmiş değilsin, unutulmuş değilsin, bırakılmış değilsin. Sana emrediyorum, ayağa kalk ve şimdi parlamaya başla. Artık bu miskinliği, ümitsizliği üzerinden sök ve at. Çünkü ışığın geliyor. Ne diyor? Çünkü. Neden bunları üzerinden atlıyor? Çünkü. Bu çünkü kelimesi bağlıyor. Işığın geliyor. Yani bu ışık senin üzerine öylesine parlayacak ki sen de parlamaya başlayacaksın. Bu yüzden İsa Mesih kendisine iman edenlere ne söylüyor? Siz bu dünyanın neysiniz? Işığısınız, öyle değil mi? Nereden ışık oluyorsunuz? Çünkü o ışık olan İsa Mesih sizin iç dünyanızı aydınlattığında siz aydınlanmış olarak ışık saçmaya başlarsınız. İçinizdeki artık o korkular, o endişeler, o kaygılar, o psikolojik bunalımlar, o bozukluklar, onların hepsi üzerinizden sıyrılır ve gider. Ve karşı tarafı motive etmeye başlarsınız. Karşı tarafı teselli etmeye başlarsınız. Karşı tarafı cesaretlendirmeye başlarsınız. Hatta problemler içerisindeyken bile şunu söylersin: bak bana bak, bak ben nasılım, biliyorsun nelerden geçtim, biliyorsun neler geçirdim, biliyorsun başıma neler geldi, ama bana bak dersin. Kendini o kişiye referans olarak gösterirsin ki o kişi de sana baksın ve senden cesaret alsın. Niye? Çünkü senin üzerine ışık gelmiştir. Karanlık her zaman ürkütücüdür. Karanlık her zaman korku vericidir. Karanlığın içerisinde her zaman endişe vardır. Ama ışığın içerisinde öyle değil. Işığın kendi kendine teselli etme gücü vardır. Bakın dünyasal güneş bile insanı teselli ediyor. Hastalara bakın. Hastalar geceyi seviyorlar mı? Geceyi seven bir hasta var mı? Hep gece olmasını isteyen bir hasta gördünüz mü? Ah diyor, bir güneş doğsa, ah bir sabah olsa. Niye sabah olsa senin hastalığın geçecek mi yani? Sabah olsa iyileşecek misin yani? Ama yine de dört gözle neyi bekliyorlar insanlar? Ah bir ışık olsa, ah bir güneş doğsa, bir sabah olsa. Niye? Çünkü o sabahta, o ışıkta evet şifa almayacak, ama şifa almamasına rağmen güneşin kendisinde bir teselli gücü var sevgili kardeşler. Onun tesellisi bile hastaya yetiyor ve dört gözle neyi bekliyor? Ah bir sabah olsa. Sabah olsa sanki her şey iyi olacak. Güneşin doğmasıyla beraber sanki bütün sıkıntılar gidecekmiş gibi. Çünkü niye? Işığın psikolojik olarak da insan üzerinde bir etkisi var. Peki bu dünyasal ışık, dış varlığımızı aydınlatan ışığın böylesine dışarıdan gelen yüzeysel bir gücü varsa, asıl ışık gökten gelip ve insanın içine giren ve içini ısıtan, içini aydınlatan ışık insanın iç dünyasında doğarsa ne olur acaba?
Bu güneşin bu kadar etkisi varsa, peki gerçek güneş dediğimiz, ruhsal güneş dediğimiz İsa Mesih'in insan üzerinde acaba ne şekilde bir etkisi vardır sevgili kardeşlerim? Rabbin yüceliği senin üzerine doğuyor. Yani bu ışık doğarken, bu ışık senin üzerine gelirken nasıl bir ışıkmış bu? Rabbin yüceliği ne olacakmış? Senin üzerine doğacakmış. Demek ki Rabbin yüceliği seni gelecek kaplayacak. Nasıl ki Bakire Meryem'e Rabbin meleği göründüğünde ona bir müjde verdi ve onu onurlandırdı. Adeta tanrısal doluluk Bakire Meryem'in bedeninin üzerine geldi ve onun iç varlığını doldurdu ve onun içinden kim doğdu? İsa Mesih. Aynı şekilde Rabbin yüceliği de bizim üzerimize geleceği zaman. Çünkü Allah'ın ruhu Meryem için şunu söylüyor. Senin üzerinde Rabbin ruhu gölge salacak. Yani burada o üzerinde gölge salmasıyla üzerine gelmesi aynı şey. Rabbin yüceliği senin üzerine gelecek, senin üzerine gölge salacak. Aynı anda o yücelik senin iç varlığına girecek. Ve böylelikle sen ne olacak? Bir doğum sancısı çekeceksin ama bu sancı değil aslında. Bu ölümden yaşama geçmenin sevinç sancısı olacak. Bu sıkıntıdan huzura erişmenin mutluluğu olacak. İç dünyandaki karanlıktan aydınlığa geçişin bir fırsatı, bir vakti olacak sevgili kardeşler. O yüzden de Tanrı dünyaya bir ışık gönderiyor ve insan oğullarına bunu sesleniyor. Kalkın. Önceden haber veriyor, hazırlanın. İşte yakında İsa Mesih'in doğuşunu kutlayacağız. Milletlere bir mesaj var. Ey uyuyan milletler, ey karanlıkta yürüyen ve nereye gittiğini bilmeyen milletler. Çünkü karanlıkta giden insan nereye gittiğini bilir mi? Bilmiyor. Bugün dünya nereye gittiğini biliyor mu? Dünya sonunun ne olacağını biliyor mu? İnsanlar sonlarının ne olacağını biliyor mu? Herkes dertli ve kederli. Herkes sonun kaygısını çekiyorlar. Ama eğer ki yolumuz aydınlık olursa, yolumuz ışık olursa önümüzü görürüz ve nereye gittiğimizi de biliriz. Şimdi bize Tanrı kelamı şunu söylüyor. Siz karanlıkta yürüyecek insanlar değilsiniz. Karanlıkta yürüyesiniz diye de yaratmadım. Öyle bir ışık üzerinize gelecek ki hem iç varlığınızda size yeni bir doğuş verecek, yeni bir umut verecek, yeni bir bakış açısı verecek, hem de sizin önünüzü aydınlatacak ki gideceğiniz yolu bilesiniz. Nereye gittiğimizi bilelim. Çünkü sonunu bilmeyen bir insan, sonunu bilmeden, karşısına neler çıkacağını bilmeden bir işe girişir mi? Bir insan bir işe giriştiği zaman ne yapar? Hesap eder. Ya ben bu işe giriyorum. Zarar mı edeceğim, kar mı edeceğim? Bu işin bana ne kadar getirisi olacak? Herkes öyle düşünmez mi? Kim ezbere bir işe girer? Ya hele girelim bu işe, ya batarız ya da çıkarız diyerek işe giren var mı öyle? Herkes kılı kırk yarıyor. Hayır, niye batalım ki? Hep biz yaşamak ve sevinmek, kazanmak ve bereketlenmek istiyoruz. Şimdi biz dünyasal olarak bunu düşünüyoruz. Peki hayatımızla ilgili ben kazanmak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Ben bereketlenmek istiyorum. Ben eğer ki bir ebediyet varsa ki var, ben o yolun nerede olduğunu bilmek ve o yolda yürümek istiyorum. Ben sonsuzluğa doğru gitmek istiyorum. Ben yukarı doğru çıkmak istiyorum. Aşağı doğru değil. Ölüler diyarına doğru gitmek istemiyorum ben. Madem ki yaşam var, yaşam neredeyse o yolu bulmalıyım. Yolu bulabilmem için benim önümde ruhsal bir ışık olmalı. Benim ruhumu aydınlatacak, ruh gözlerimi açacak ve bana rehber olacak biri. O yüzden de Tanrı kelamı diyor, evet Rabbin yüceliği senin üzerine doğacak. Bu ışık seni aydınlatacak. Onun için de kalk ve parlamaya başla. Kalk ve cesaretle dolmaya başla. Ne zaman ki cesaretle dolarsan düşüncen değişecek. Korkuların üzerinden gidecek. Kaygıların, endişen üzerinden yok olup gidecek. Sevgili kardeşler, insana en büyük yük kaygıdır, biliyor musunuz? İnsana en büyük yük korkudur. Kaygı ve korku, endişe insanı öylesine bir koyu karanlık gibi kaplar ki onda kaldığın müddetçe gece uykuların rahat olmaz. Sevincin de olmaz.
Bütün bunların senden gitmesi lazım. Birinin iç dünyana girip bunları senden alması lazım. O yüzden de İsa Mesih'ten bahsederken güneş diye bahsediyor. Zekeriya peygamberin peygamberliğine Luka bölümünü açtığımız zaman Luka bölümünde şöyle bir bakalım. Zekeriya peygamber peygamberlik yapıyor. Çünkü kim gelecek dünyaya? Zekeriya'dan kim gelecek? Kim gelecek? Yuhanna ya da Yahya. Değil mi? Şimdi onun hakkında peygamberlik yapıyor. Peygamberlik yaparken de bir şey söylüyor. Birinin müjdesini veriyor. Verdiği müjde ise şöyle. Birinci bölüm, Luka birinci bölüm. 78 ve 79. ayet okuduğumuzda diyor ki, çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak için gelecek. Kimmiş? İsa Mesih yücelerden doğan güneşmiş. Öyleyse bakın, bu dünyayı aydınlatan bir güneş var. Fiziksel bir güneş. Ama aynı zamanda insanın iç dünyasını da aydınlatan bir güneş var. O güneş de nedir? İsa Mesih'in kendisi. Şimdi bu dünyadaki güneşten başka bir güneş var mı? İkinci bir güneş var mı? Duydunuz mu? Bilim adamları söyledi mi, ikinci bir güneş var mı? Öyleyse güneş tek, dünyayı aydınlatan. Aynı şekilde insan oğlunun iç dünyasını aydınlatacak olan güneş İsa Mesih de tek. Ona denk olan başka biri yok. Onun görevini üstlenecek başka biri yok. Eğer ki bir kişi Mesih'deyse iç dünyası nedir? Aydınlıktır. Eğer Mesih'de değilse iç dünyası nedir? Karanlıktır. Onun için diyor ki, yücelerden doğan güneş, Tanrı'nın merhameti, Tanrı'nın sevgisi bu işi yapıyor ve bize ne yapıyor? Göksel güneşi ve ışığı gönderiyor ki o bizim iç varlığımıza girsin ve bizi karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara, karanlık yani korkular ve endişeler içinde yaşayanlara, karanlık korkuyu, endişeyi ve şeytanın baskısını simgeler. Ve bütün insanlarda da korku var. Bütün insanlarda endişe var. Bütün insanlarda kaygı var. Korkuyu yenmenin bir ilacı var mı? Korkuyu yenemezsin çünkü içindedir. Onun içinden atılması için o korkuya karşı sana güç verecek başka güçlü bir esintiye ihtiyaç var. O esinti ise Mesih'in esintisidir. Ölümün gücünden korkmayan biri var mı? Ölüm bütün insanlar üzerinde egemenlik sürüyor. Ölümsüzlük kime ait? İsa Mesih'in kendisine aittir. O yüzden de ey ölümün korkusunda yaşayanlar, ey yarın ölüp gideceğim diye kaygı çekenler, siz ölmeyeceksiniz. Çünkü ben yaşıyorum, siz de yaşayacaksınız. Ben var oldukça siz de var olacaksınız. İşte ben ışık olduğum gibi karanlık nasıl beni alt edemediyse siz de benim ışığımla parlayacaksınız. Benim ışığım içinizi dolduracak. Çünkü ışığın olduğu yere karanlık gelemez ve yerleşemez. Eğer Mesih, ışık olan o Mesih bizim iç dünyamızı doldurursa, karanlık dediğimiz o şeytanın gücü gelip de iç varlığımızı karartabilir mi? Sevincimizi çalabilir mi? Ümidimizi çalabilir mi? Psikolojimizi bozabilir mi? Yapabilir mi? Bu mümkün değildir. Çünkü ışığın gücü sınırsızdır sevgili kardeşler. Karanlık ona karşı gelemeyecektir. Hamdolsun ki evet, ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve aynı zamanda diyor ayaklarımızı esenlik yoluna doğrultmak için bizim yardımımıza gelecek diyor.
Bakın Tanrı'nın sevgisi, yardıma gelen biri var. Bir yardımcıya ihtiyacımız var. O yardımcı kimdir? İsa Mesih'in kendisi. Bu yüzden İsa Mesih gittiği yerde birisini gördüğü zaman ilk emretici kalk. Aynı şekilde bugün İsa Mesih yardımımıza gelip diyor ki ümitsizlik içinde yatma. Ümitsizlik içinde korkularınla savaşma. Ümitsizlik içerisinde, psikolojik bozukluk içerisinde doktordan doktora gitme. Ben gelmek ve senin üzerine parlamak istiyorum. Senin üzerine gölge salmak istiyorum. Ama bu gölge nedir? Benim ışığımdır. Senin iç dünyanı dolduracak olan, yücelerden doğan güneş. Şunu söylemeliyiz. Ya Rab, gel ve iç varlığında güneş gibi doğ. Gel ve iç dünyamı aydınlat. Bir insanın iç dünyası aydınlanırsa onun hayatı aydınlık olur sevgili kardeşler. Kaygı da, dert de, keder de, sıkıntı da, elem de hepsi onun hayatı üzerinden sökülür ve gider. Yaşantının bir amacı olur. Yaşantının bir anlamı olur. Her zaman demezsin. Aman işte yaşayıp gidiyoruz, hiçbir şey anlamadım. Bu dünyaya geldim, işte geldim işte gidiyorum diyor, hiçbir şey anlamadım. O kadar çok insanlar duymuşumdur ki yaşları ilerlemiş, hiçbir şey anlamadım diyen bir sürü insanlar var. Siz bir şey anladınız mı? Siz bir şey anladınız mı? Acaba yıllar sonra siz de mi şöyle söyleyeceksiniz? Birilerine, torunlarınıza, yaşlandığınızda başka gençler öğüt verirken... Aman oğlum bu kadar yaş yaşadım hiçbir şey anlamadım ki. Diyecek misiniz? Eğer diyeceksek vay bize. O yüzden de bir şeyler anlamamız lazım. Şu hayattan bir şey anlamamız lazım. Bu hayat benim için var edildi. Bu dünya benim için var edildi. Bu dünyanın bütün güzellikleri benim için yaratıldı. Hayatın her gününden zevk almam lazım. Her gününden tad almam lazım. Kederler içinde yaşayayım diye Tanrı beni yaratmadı. Her gün elem ızdırap çekeyim diye değil, her gün bunalıma gireyim diye değil, her gün suratım asık dolaşayım diye Tanrı beni yaratmadı. Tanrı beni yarattı ki onun sevinç kaynağı olayım. Bir kişiye sevinç kaynağı olabilmen için bir defa senin sevinçli olman lazım. Sevinçli olmayan bir kişi başkasının sevinç kaynağı olabilir mi? Olabilir mi? Mümkün değil. Tanrı'nın sevinç kaynağı. Tanrı'nın sevinç kaynağı olabilmemiz için sevinçli olmamız lazım. Işık ışığı sever, ışık karanlığı sevmez sevgili kardeşler. Bir özde birleşmemiz lazım. Tanrı'yla birleşmemiz lazım. Tanrı'yla bütünleşmemiz lazım. Madem ki Tanrı ışıktır, öyleyse ben de ışık olmalıyım. Tanrı ışıkken ben karanlık olursam Tanrı'yla uyum içinde olabilir miyim? Mümkün müdür? Hayır. Yücelerden doğan güneş. Bakın İncil'in yine Yuhanna kısmında ne söylüyor? Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. İncil'in Yuhanna 1. bölümü 5. ayet. Işık karanlıkta parlar. Yaşam ondaydı. 4. ayet. Ve yaşam insanların ışığıydı. Kimden bahsediyor? İsa Mesih'ten. Yaşam neymiş yaşam? İnsanların ışığıymış. Öyleyse ölümün gölgesinde yaşayanlar, üzerinizde parlamak isteyen bir ışık var. Yaşamın kaynağı olan Mesih İsa sizin iç dünyanıza girmek ve sizin içinizdeki karanlığı söküp atmak istiyor. Sonsuz bir yaşam sevinciyle sizin dolmanızı istiyor. Korku içinde değil, kaygı endişe içinde değil. Yarın benim hayatım ne olacak? Ölürsem nereye gideceğim diye endişe duymayacaksın. Çünkü Tanrı bu endişeyi üzerimizden bizim söküp atıyor sevgili kardeşler. Mesih'te olan bir kişi ölüm kaygısı içerisinde olmaz. Çünkü Mesih'te olan bir kişi nereye gittiğini gayet iyi bilir. Neden? İsa Mesih ne söyledi? Ben neredeysem bana iman eden orada olacak. Öyle söyledi mi İsa Mesih? Cesur olun, ben bu dünyayı yendim. Söyledi mi İsa Mesih? Mesih İsa ışıktı. O yüzden dünyanın karanlığı onu yenemedi. Eğer dünya onu yenemediyse
o ışık bizim iç dünyamızı doldurursa dünyanın karanlığı bizi de yenemeyecek ve alt edemeyecektir sevgili kardeşler. Çünkü ne diyor? Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edemedi. Aşağıya iniyoruz. Evet, 9. ayet şöyle söylüyor. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. Her insanın aydınlanabilmesi için gerçek ışık var. Neden peki? Sahte ışıklar da var mı? Şimdi güneş ışınının gücünün karşısında hangi ışın işe yarıyor ki? O ışığın gücüne erişebilen başka bir güç var mı? Ne yaparsan yap. Güneş ışığı farklı bir şey. O güce kimse erişemiyor. Gerçek ışık. Şimdi biz çoğu zaman yalancı fikirlerle, aldatıcı, geçici, günlük düşüncelerle kendimizi teselli ederiz. Yani günü kurtarmaya çalışırız çoğu zaman. Bazen de kendimizi aldatırız. Bazı şeyler vardır üzerini örteriz. Ama hayat öyle değil. Ne kadar üzerini örtersen ört, ne kadar kendini aldatırsan aldat. O şeyler içinde kaldığın müddetçe sana bir gün egemenlik sürecektir. Bütün mesele nedir biliyor musun? Sana sıkıntı veren hiçbir şeyin senin iç dünyanda kök salmamasıdır. Eğer bir şey iç dünyanda kök salıyorsa o kök delice gibidir. Fırtasını bulduğu zaman yine yeşerecek, yine seni kontrol altına alacaktır. O zaman bir şeye ihtiyaç var, gerçek ışığa. İçini aydınlatacak. Dünyaya gelen ve her insanı, hangi ulustan olursan ol, hangi milletten olursan ol, hangi dilden, hangi ırktan olursan ol, senin gerçek ışığa ihtiyacın var. Dünyanın bugün gerçek ışığa ihtiyacı var. Gerçek ışık ise dünyayı aydınlatacak tek ışık İsa Mesih'tir. O nurdur. Onun içinde ona ne söylerler? Nurullah derler. Başka nur var mı? Nur olarak dünyaya gelen başka biri var mı? Nurullah olma özelliğine sahip başka bir peygamber var mı? Bakın, hiçbiri de nur değildir. Nur olan yalnız ve yalnızca İsa Mesih'in kendisi sevgili kardeşler. Dünyaya gelen tek nur var İsa Mesih'in kendisi. Dünyayı aydınlatan tek nur var İsa Mesih'in kendisi. Ve şimdi o dünyaya geldi diyor. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek nur vardı. O dünyadaydı. Dünya diyor onun aracılığıyla var oldu. İlginç değil mi? O dünyadaydı. Yani dünyayı yaratan, dünyayı var eden, dünyaya şekil veren şimdi diyor dünyadaydı. Bu mümkün değil midir? Acaba dünyayı yaratan, yarattığı dünyanın içerisinde varlığını gösterme gücüne sahip değil midir? Dünyayı yaratan, her türlü güzellikleri yaratan, içine de insanı koyan bir insan kimliğinde acaba gelip burada dolaşamaz mı? Karıncayı yaratan acaba karınca gibi olamaz mı? Mümkün değil midir? Ne dersiniz? Ya karıncayı yarattı ama karınca gibi olmak da yok canım sende. Oğlum şaşılacak bir şey. İnsanı yarattı ama insan gibi olması da biraz tuhaf ya. Bu kadar da saçma şey olmaz yani. Diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Dünyayı yaratan, dünyaya yarattığı dünyaya gelme hakkına sahip değil mi? Kendi dünyasına, kendi eliyle yarattığı dünyasına gelme hakkına sahip değil mi? İşte o hakka sahip olan Tanrı kendi dünyasına Mesih'te gelmiştir. Mesih kimliğinde gelmiştir. Çünkü dedi ben yarattım, yarattığım yere de ben geliyorum. Varlığımı gösteriyorum ve burada nasıl yaşamanız gerektiğini de size ben göstereceğim, ben öğreteceğim. Çünkü en iyi bu dünyayı kim bilir? Bu dünyayı yaratan bilir. Bu dünyada nasıl yaşamak gerektiğini de en iyi kim bilir? Bu dünyaya hayat veren bilir. O yüzden de bu dünyaya hayat veren baktı ki insanlık ne kadar söylese, anlatsa, öğretse boş anlamıyorlar. O yüzden dedi ki en iyisi ben gideyim onların gözlerinin içine baka baka yarattığım bu dünyada yaşayayım da yaşamak ne demekmiş, nasıl bir şeymiş onlara göstereyim. Haleluya. Geldi ve yaşadı.
yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Gücün nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Kudretin ve kuvvetin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Ölümsüzlüğün nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Ölümü yenmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Hastalığa karşı gelmenin, derdi, kederi bir tarafa atmanın nasıl mümkün olduğunu geldi ve gösterdi. Dedi, bakın ben ışığım. Siz de ışık olacaksınız. Benim gibi parlayacaksınız. Çünkü bu dünyanın ışığa ihtiyacı var. O yüzden sevgili kardeş, Tanrı seni seçmiştir. Tanrı sana özel bir armağan vermiştir. Nedir o özel armağan biliyor musunuz? İman Tanrı'nın özel armağanıdır. Herkeste iman var mı? Yok. Ha, birçok insanlar da gidip imanlıyım derler. Ama dünyaya gelen gerçek ışık diyor. Birçok insanlar imanlıdır ama gerçek imanlı değil. Birçok insanlar ışıkta olduğunu söylerler ama gerçek ışıkta değil. O yüzden de biraz önce ne söyledim? Dünyayı aydınlatan bir tek güneş olduğu gibi insanların iç dünyasını da aydınlatan bir tek ruhsal güneş vardır. Kimdir? İsa Mesih'in kendisidir. Evet, o dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Burada aslında bir feryat var biliyor musunuz? Acıdan gelen bir feryat. Yani dünya çok şeyler kaçırdı. Size şunu söyleyeyim, İsa Mesih'i tanımayan çok hayatından çok şeyler kaçırır. İsa Mesih'i tanımayan çok şeyler kaybetmiş olur. Ne zaman ki İsa Mesih'i tanırsın, hep şunu söylersin. Ah ah, keşke daha önce tanısaydım. Keşke daha önce bilseydim. Keşke daha önce öğrenseydim dersin. Ve geçmiş yılların için o kadar acı duyarsın ki. Çünkü onu tanımanın ayrıcalığı karşısında Paulus Resul şöyle söylüyor. Mesih İsa'yı tanımanın ayrıcalığı karşısında her şeyi diyor zarar ve süprüntü sayıyorum. Yani dünyada ne varsa diyor hepsini boş, süprüntü sayıyorum. Ne zaman ki diyor Mesih İsa'yı tanıdım ben bunu anladım. Mesih İsa'yı tanımadan önce Paulus Resul için her şey zenginlikti, güçtü, kuvvetti, şöhretti, ünvandı, bereketti. Paulus Resul onlar için yaşıyordu. Bunlar diyordu insan için gerekli. Ama ne zaman ki hayatına İsa girdi, eyvah dedi, ah eyvah dedi. Ben yıllarımı boşa yaşamışım. Boş şeylerin peşine takılmış gitmişim. Asıl güç buradaymış. Asıl kuvvet buradaymış. Yaşam buradaymış. Her şey burada İsa'daymış. Ben ise İsa'ya düşman olarak yaşamışım yıllarca. Ondan sonradan da ne oldu? Hayatını tümüyle İsa Mesih'e verdi. Ve bir Mesih kölesi olarak gitti her yere. Bütün insanlığa neyi anlatmaya çalıştı? İsa Mesih'i. Ey karanlıkta yaşayanlar. Ey ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlar. Korku içerisinde hayatını sürdürenler gelin, ışığa gelin. Çünkü bu dünyayı aydınlatan gerçek nur geldi. O nur İsa Mesih'in kendisi. Gelin ki nurlanasınız diyerek her yere gitti. Acı pahasına, elem pahasına o nuru insanlara yaymaya çalıştı. Ne acı bir şey. Dünyaya geldi. Yarattığı dünyaya geldi. Yarattığı insan oğullarının yanına geldi. Ama kendi eliyle yarattıkları diyor onu diyor kabul etmediler. Yani bunu kabul etmediler derken ne söylüyor? Arkasından başka şeyler geliyor. Çok şeyler kaybettiler anlamında. Onu kabul etmediler. Bunu biraz tercüme edecek olursak bunun manası şu. O kadar çok şey kaybettiler ki oysa ki dünyaya gelen bu dünyayı yaratan İsa Mesih kendisine gidenlere neler vaat edecek, kendisine gidenlere neler verecekti ama dünya onların farkına olmadı ve İsa'nın elinden alması gerekenleri imansızlığından dolayı almadı. Ne dersiniz, İsa'nın elinde size verecek bir şey var mı acaba? İsa'dan alacağınız bir şeyler var mı? İsa'da yok olan ne var? Hani derler ya yok yok. Gel kardeşim diyor gel 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 bu dükkana diyor. Yok yoktur diyor. Yani yok diye bir şey yoktur adam şeyini yapıyor pazarlamasını yapıyor. İsa'da senin ihtiyacın olan
Ne var da İsa'da yok acaba? İsa'ya bir gel. Gel İsa'yı bir tanı. Gel İsa'yı bir gör. Ve Tanrı diyor dünya onu tanımadı. Onun diyor kendisine vereceği o kadar çok şeyi vardı ki. Ne diyordu kadının bir tanesi? İsa Mesih ona dedi ki su ver de içeyim dedi. Kadın dedi ki ben Yahudi değilim dedi. Sen benden su istiyorsun dedi. Bu ne biçim iş dedi. Sen kimsin, neyin nesisin? İsa Mesih ona ne söyledi? Ah kadın ah dedi. Senden su isteyen kim olduğunu bir bilseydin dedi. Sen ondan isterdin, o da sana yaşam suyu verirdi dedi. Bakın İsa ne istemişti? Dünyasal su, topraktan çıkan su, kendi yarattığı suyu istediği halde ona vermedi. Hayır dedi, sen yabancısın, seni tanımıyorum, bilmiyorum. Ama İsa dedi ki ben seni gayet iyi tanıyorum ve biliyorum. Keşke sen de beni tanısan ve desen, benden istesen, ben sana yaşam suyu versem. Sonra kadın dedi, ah efendim madem yaşam suyum var, ver içeyim, bir daha buraya gelmeyeyim. Yaşam suyu kim veriyor? Ey kadınlar ve erkekler, İsa size sonsuz yaşam suyunu vermek istiyor. Keşke diyor tanısaydın beni. Mesele burada. İsa'yı tanımak. Bugün dünya İsa'yı tanıyor mu? Tanımıyor, size şunu söyleyeyim. Ha diyorlar, evet İsa Mesih'i biz de kabul ediyoruz. İsa Mesih'tir, iman ediyoruz diyorlar. Ama tanımıyorlar. Sadece İsa Mesih'e iman ettiklerini söylüyorlar ama İsa Mesih'in kim olduğunu bilmiyorlar. Dünya bilmiyor. Bilmediği için de karanlıkta, sıkıntıda. Özellikle İsa Mesih'i reddeden, İsa Mesih'i tanımayan bütün uluslara gidin bakın. Bütün o milletlere gidin bakın. Hepsi karanlıkta yaşıyor. Hepsi perişan. Hepsi sürünüyorlar. Niye? Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Bir ışıkta olduklarını düşünüyorlar ama karanlıktalar. Çünkü Mesih'in nuru onların üzerine parlamadı henüz. Eğer bir milletin üzerinde Mesih'in nuru parlamadıysa o millet karanlıktır. O yüzden Mesih'in ışığında olmayan uluslara bakın. Hepsi kederli, dertli, problemli, sıkıntılı, aç, perişan, yoksul. Savaş ve kavga içerisindeler. Neden? Çünkü karanlıktalar. Çünkü Mesih'siz yaşıyorlar. Işıksız yaşıyorlar. Nursuz yaşıyorlar. Tanrı bizi nurlandırmak istiyor sevgili kardeşler. Kimin vasıtasıyla? İsa Mesih vasıtasıyla. Evet diyor, o dünyadaydı. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Şimdi İsa Mesih'den bahsederken İsrail'den bahsediyor. Ama İsrail burada bir örnek. İsrail İsa Mesih diyor kendi yurdunda kabul etmedi. Ama bunu tanrısal güç olarak söylesek dünya kime ait? Dünya Tanrı'ya ait değil mi? Dünyayı yaratan kim? Mesih İsa değil mi? Dünya var olmadan kim vardı? İsa Mesih vardı. Her şey İsa ile yaratıldı ve İsa için yaratıldı diyor. Şimdi kendi yurduna geldi ve bu yurdunda insanlar onu tanımıyorlar. Onu nur olarak onurlandırmıyorlar. Ve çok şeyler kaybediyorlar. Neler bakın. Her şeyden ziyade kaybettikleri bir şey var. Nedir biliyor musun? Onu kabul etmediler diyor. Onu tanımadılar ve kabul etmediler. Çünkü eğer onu tanısalar ve kabul etseler ondan alacakları çok şey vardı. Ama diyor kim ki İsa'yı kabul etti. Kim ki İsa Mesih'i tanıdıysa bakın ne ayrıcalığa sahip olacak. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine. Bir defa İsa Mesih'i kabul edecek ve İsa'ya iman edecek. Kardeşler, sadece İsa Mesih vardır ve İsa da bir peygamberdir. Bizim de peygamberimiz yetmez. Çünkü bir kişiyi kabul ediyorsan kabul ettiğine tabi olacaksın. Bir kişiyi kabul ediyorsan kabul ettiğine itaat edeceksin. Hem kabul ettiğini söyleyeceksin hem itaat etmeyeceksin. Bu yalandır. Bu yalancı ruhtur. Eğer İsa'yı kabul ediyorsan, varlığını kabul ediyorsan iman edip peşine gideceksin. İsa'yı kabul ediyorum ama peşine gitmiyorum. Bu bir yalancı ruhun işleyişidir. Bu aldatmaca bir ruhtur. O yüzden de şöyle söylüyor. Bakın kim ki diyor İsa'yı kabul eder, adına da iman ederse kendisini kabul edip iman edenlerin hepsine,
hepsine bir ayrıcalık veriyorum. Ne veriyor ayrıcalığı? Tanrı'nın çocukları hakkını veriyor. Tanrı'nın çocukları olma hakkı. Ne demek Tanrı'nın çocukları olmak? Tanrı'nın çocuğu mu var? Tanrı evleniyor mu haşa haşa? Tanrı, bakın, Tanrı ruhtur. Tanrı'yla ilgili şeyleri düşündüğünüz zaman ruhsal düşüneceksiniz. Ruhla ilgili şeyleri düşüneceksiniz. Tanrı'nın çocukları olmak demek, Tanrı tarafından sevilmiş, Tanrı karakterine uygun yaşadıkları için Tanrı'nın sonsuz krallığında yaşama ayrıcalığına sahip olmuş kişiler demektir. Benim çocuğum nerede yaşar? Benim evimde yaşar. Kime benzer? Bana benzer. O yüzden benim soyumdan birine bak. Aa diyorlar, pastor aynı sana benziyor. Niye? Çünkü benden bir parçadır. O yüzden de bana benzetiyorsun. O yüzden de nerede yaşayacak? Benim evimde yaşayacak. Kimin mirasçısı olacak? Benim mirasçım olacak. Çünkü benden pay var. Şimdi aynı şekilde bizim de İsa Mesih'den payımız olursa, o İsa'nın nuru bizim içimizde aydınlanırsa, İsa'nın nuru bizim içimizde parlarsa, nur nuru çeker dedim. Çünkü tek bir nur vardır, kaynağı Tanrı'dır. Böylelikle ne olur? Sen Tanrı'ya ait olursun. Tanrı tarafından bu dünyadayken ayrılmış, seçilmiş olursun. O yüzden kim ki diyor İsa'yı, dünyaya gelmiş olan İsa'yı kabul ederse, ne olacaktır? İman ederse, kendisine Tanrı'nın çocuğu olma hakkını verdi. Onlar ne kandan diyor, bakın, soyla olacak bir şey değildir. Kanla olacak bir şey değildir. Ben imanlıyım, öyleyse benim kanımdan olan da imanlı olacak. Ben cennete gidiyorum, öyleyse benim kanımdan olan da cennete gidecek. Yok öyle bir şey. Kan bağı adamı cennete götürmez. Soy bağı insanı cennete götürmez. Kesinlikle ne soyuna güven ne de kanına güven. Tanrı işi soyla kanla alakalı değildir. O yüzden diyor onlar ne kandan devam ediyor, ne bedenden ne de insan isteğinden doğdular. Yani ne bedenden, bedenin iradesinden de değil. Bedensel düşüncelerle de bunu yapamazsın. Bedensel gayretlerle, bedensel işlerle de, bedensel tapınmalarla da Tanrı'nın çocuğu olma ayrıcalığını elde edemezsin. Ne de insanın iradesiyle diyor. Bir insanın gücü ve kuvveti yetmez bir kişiyi Tanrı'nın çocuğu yapmaya. Eğer ki İsa Mesih yoksa devrede, istediğim kadar aklımla mantığımla çalışayım, istediğim kadar iyi olmaya gayret edeyim, istediğim kadar iyilikler yapayım. Tanrı kelamı şunu söylüyor. Bizim bütün iyi işlerimiz bile Tanrı'nın önünde kirli paçavra gibidir. Ne kadar kendini iyi görürsen gör, ne kadar iyilik yaparsan yap, senin her türlü iyi işlerin bile Tanrı'nın önünde neymiş? Bir paçavra gibi. Neyle biz Tanrı'yı hoşnut edeceğiz? Neyle Tanrı'yı memnun edeceğiz? Tanrı bende bir şey arıyor. Kendisine ait bir şey arıyor. Bende Tanrı'ya ait bir şeyin olması lazım. Tanrı ona bakıyor. Ne olacak bende? Tanrı'ya ait ne var bu dünyada? Baktığı şey nedir biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'dan çıkmış dünyaya gelmiş olan İsa Mesih'tir. Hiç kimse Tanrı'dan çıkıp bu dünyaya gelmedi. Tanrı ne zaman vardı? İsa Mesih de ondaydı. O yüzden diyor ki evet her şey ondaydı diyor. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Şimdi ne oldu? Bu söz çıktı ve dünyaya geldi. Sevgili kardeşler, biraz önce ne söyledim? Tanrı bir şey arıyor. Kendisine ait bir şey sende. O nedir biliyor musun? O İsa Mesih'in kendisi. O ışığın kendisi, o nurun kendisi. Eğer o nur sendeyse ne olacak? Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğmadılar. Tersine diyor onlar Tanrı'dan doğdular. Şimdi Tanrı'nın kelamı diyor kalk. Kalk ve parlamaya başla. Çünkü diyor ışığın üzerine doğdu. Işığın üzerine doğduğu için sen ne oldu? Tanrı'dan doğmaya başladın. Tanrı'dan doğmak nasıl bir şey sevgili kardeşler? Kadından doğmayı anladık, onu biliyoruz. Bir insan Tanrı'dan nasıl doğabilir? Tanrı doğuruyor mu haşa haşa? Biraz önce söylediğim gibi işi fiziksel düşünmeyeceksin. Tanrı'dan doğmak demek Tanrı'nın ruhunu iç dünyana almak ve sen insani ademi tabiattan sıyrılarak tanrısal tabiata bürünmendir.
Tanrısal tabiata bürünebilmen için Tanrı'dan doğman lazım. Tanrı'dan doğabilmek için Tanrı'nın ruhunun senin içine girmesi lazım. Tanrı'nın ruhunun senin içine girmesi için de İsa Mesih'in senin üzerine parlaması lazım. Bu yüzden de Tanrı ne yaptı? İsa'yı gönderdi. Gönderdi ki İsa'nın nurunun altına gidenler İsa'dan nurlansınlar. Nurun oğulları olsunlar ve böylelikle Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığını elde etsinler. Herkes Tanrı'nın mirasçısı olabilir mi? Tanrı'nın mirası nedir? Tanrı'nın en büyük mirası nedir? Ebedi yaşam. Sonsuz yaşam dediğimiz cennettir, değil mi? Tanrı orayı kimler için verecek? Bütün kulları için mi? Her kul oraya gidecek mi acaba? Ne dersiniz? Hayır. Eğer ki bir şey Tanrı'ya aitse, Tanrı'ya ait olan şeyleri elde edebilmen için senin mirasçı olman lazım. Mirasçı olabilmenin de tek yolu vardır. İsa Mesih'in ismine iman etmek. Ne zaman ki İsa Mesih'in ismine iman edersen ve İsa Mesih'in isminde tövbe edersen ne olur? Sen ışığın çocuğu olursun. Böylelikle Tanrı'nın yüzü sana parlar. Senin iç dünyanı aydınlatan gerçek ışık senin içinde senin hayatını yeniler ve tazeler. Artık aydınlanmış olursun. Bakış açın değişir insanlara bakış açın. Tanrı gibi düşünmeye başlarsın. Tanrı gibi sorgularsın. Tanrı gibi algılamaya başlarsın. Bugün bakın dünyada Tanrı'yı tanıdığını söyleyen o kadar insanlar var ki. Ama o dünyada Tanrı'yı tanıdığını söyleyen, Tanrı'yı sevdiğini söyleyen insanların bir elinde ne var? Silah var. Öbür elinde ne var? Bomba var. Kim için? Tanrı için. Kimi öldüreceksin? Tanrı'nın yarattığını. Düşünebiliyor musun? Tanrı için Tanrı'nın yarattığını yok edeceğim. Niye Tanrı yok edemiyor mu? Tanrı yok etmiyor mu? Tanrı'nın derdi şu. Ben diyor insanın ölümünden zevk almam ki diyor. Ben daha ziyade insanın ölümden yaşama geçmesinden zevk alırım. Çünkü Tanrı'nın karakteri yaşamdır. Tanrı'nın karakterinde ölüm yok. Ölüm şeytandandır. Eğer öldürmek istiyorsan şeytana hizmet edersin. Ama ölüye yaşam veriyorsan Tanrı'ya hizmet edersin. O yüzden de İsa Mesih geldi, hep ölüye yaşam verdi. Hep ölülerin yanına gitti. Ölüleri diriltmeye çalıştı. Ben ölülere yaşam vermeye geldim dedi, öldürmeye değil. Mesih'in düşüncesi bu. Dünya bunu anlamadığı müddetçe şeytana hizmet edecek. Dünya başka bir şey yok. Herkes bir tanrı tutturmuş gidiyorlar. Tanrı için şunu yapacağız. Ne yapıyorsun Tanrı için? Sokaklara çıkacağım Tanrı için lanet edeceğim. Kime lanet ediyorsun? Tanrı'nın yarattığına lanet edeceğim. Tanrı da benden yana olacak hamdolsun. Hele ki Tanrım benim kafamdansın. Lanet etmeyi sen de seviyorsun. Öyle mi? Tanrı lanet etmeyi sever mi? Tanrı laneti sever mi? Ha, o yüzden diyor ki ışığım üzerinize gelecek ve aydınlanacaksınız. Bakın bir insana gidiyorsun ne söylüyorlar? Ya bu adam aydın kişi diyorlar. Niye aydın kişi? Çünkü geri kafalı değil. Dar düşünmüyor. Bakış açısı geniş. Mantık yapıyor. Hesaplıyor. Her şeyi tartıyor. Kimsenin zarar görmesini istemiyor. O yüzden de böyle insanlara ne diyorsun? Aydın kişi diyorsun. Ha, şimdi insanların aydınlanmaya ihtiyacı var. Aydın kişi olmanın tek bir yolu var. Aydınlığa gideceksin, aydınlığın menbaından alacaksın. O menba kimdir? Yaşayan ve diri olan nurların nuru İsa Mesih'in kendisidir sevgili kardeşler. Çünkü dünyayı aydınlatan tek nur. Amin. Dünyayı aydınlatan tek nur var. Başka nur yoktur, o Nurullah'tır. O yüzden de ne derler? Nurullah, Kelamullah ve Ruhullah. Bu üç özellik kime aittir? Yalnız ve yalnızca İsa Mesih'e aittir. Çünkü İsa Mesih amin Kelamullah'tır. Yani Tanrı'nın kelamıdır. Amin Nurullah'tır. Tanrı'nın nurudur. Ruhullah'tır. Amin Tanrı'nın ruhudur. Çünkü Tanrı'dan çıkmış dünyaya gelmiş olandır. Şimdi dünyanın İsa'ya ihtiyacı var.
İsa'sız yaşayan milletlerin hali çok perişan. Bir zamanlar İsa'yı tanıyanlar da yavaş yavaş İsa'dan vazgeçiyorlar. Onlardan da bereket çıkıp gidiyor. Kim ki İsa'dan vazgeçer, bereket elinden gider. Kim ki İsa'yı tanımaz, bir türlü bereketlenemez. Çünkü niye? Nurdan yoksun kalır. Bu yüzden de Rabbin kelamı bugün bizi davet ediyor. Kalk diyor, kalk. Kalk, parlamaya başla. Çünkü ışığın geldi. Yani nurların nuru olan İsa Mesih gökten bu dünyaya geliyor. O yüzden de görkemli bir şekilde milletler ne yapıyorlar? İsa Mesih'in doğum gününü kutlamak istiyorlar. Nedir bu? Tarihte harika bir sayfa açılmıştır. Dünyayı yaratan, dünyada işleyecek, kendi yüceliğini gösterecek, kendi yurduna gelecek. Ama biliyor musunuz, birçok insanlar İsa Mesih'in doğum gününün kutlanmasından bile rahatsızlar. Onlara de ki, İsa'yı tanıyor musun? Tanıyorum. İsa'yı seviyorum. Elbette seviyorum. Ne demek? Bizim de peygamberimiz, İsa'ya iman etmezsek biz kafir oluruz. İsa'nın doğum günü kutlanıyor. Aa, orada durun diyor. Yani fazla ileri gitmek yok. Tamam ya, seviyoruz dedikse yani size şımarmayın diyor öyle. Doğum günü, moğum günü kutlayma. Habire diyor, İsa'yı anlatacaksın, edeceksin. İsa'yı yücelteceksin. Bizimkiler ne oluyor? Hocam seninkini öv. Övecek bir şey vardır. Övün, yüceltin. Her biriniz elinizde ne sermayeniz varsa ortaya dökün. Herkes kendi sermayesini ortaya döksün. Ya var mı yanlış bunda bir şey? Tahammül etmek lazım. Herkes kendi zenginliğini insanların önüne koysun. E ama şimdi İsa'yı koyduğun zaman İsa nur. E başka nur var mı? Başka nur yok. Olmaz. Bu haksız rekabet oluyor. O yüzden de haksız rekabet yapmana da izin vermem. En iyisi sus. Öyle değil mi? İsa dedi ki, size şunu söyleyeyim. Eğer onlar susarlarsa bu taşlar konuşur. Bu taşlar konuşur. Taşların konuşması daha kötüdür, biliyor musun? En iyisi insanlar konuşsun, daha iyi olur. Ama taşlar dile gelirse ne olacak o zaman? Fakat size şunu söyleyeyim. Dünya her ne kadar reddederse etsin, isterse de istemese de, bir gün bu nurun önünde eğilecekler. Çünkü başka nur yok. Gelmiş ve gelecek olan İsa'dır. İsa'dan başkası gelecek mi? Gelmeyecek. İsa'dan başkası varlığını sürdürüyor mu? Hayır, sürdürmeyecek. Çünkü İsa yaşamın kaynağı. Bugün Tanrı'nın bütün zenginliğinin mirasçısı yapmak için İsa göklerdeki bütün krallığının gücünü bıraktı. Kul suretini aldı ve aramıza geldi diyor. İnsan suretinde geldi ki diyor, seni ne yapsın? Tanrı'yla barıştırsın, tanrısal nuru üzerine saçsın ve günahın egemenliği, şeytanın karanlığından seni özgürlüğe kavuştursun. Seni Tanrı'yla barıştırsın ki Tanrı'nın çocuğu olasın. Tanrı gibi düşünmeye başlayasın. Tanrı gibi sevmeye başlayasın. Tanrı gibi kutsallıkta yürümeye başlayasın. Tanrı gibi sakinliği öğretensin. Tanrı gibi selameti öğrenesin. Tanrı gibi barışıklığı öğrenesin. Bakışların da değişsin, dilin de değişsin, çenen de değişsin, düşüncen de değişsin, elin de değişsin, ayağın da değişsin. Ve sana bakanlar sende Tanrı'yı görsünler. Çünkü sen Tanrı'yı yansıtmak için yaratıldın. Sen Tanrı için yaratıldın. Sen Tanrı için varsın, başka bir şey için değil. Senin tek amacın şu olmalı: Tanrı'yı onurlandırmak ve yüceltmek. Tanrısal karaktere sahip olmak. Onun için kalk ve aydınlan. Çünkü ışığın gelmiştir. Artık mazeretin yok. Tanrı'nın önüne gittiğin zaman Tanrı'nın önünde sunabileceğin bir mazeret yok. Tanrım bilmiyordum diyemezsin. Tanrım yoktu ki, örnek yoktu ki, görmedik ki, bilmedik ki diyemezsin. Çünkü İsa Mesih gönderildi ve bütün uluslar artık İsa'yı duydular. Eğer duyup da hala iman etmiyorlarsa, eğer duyup da hala bu nura gelip de nurlanmıyorlarsa, kabahat Tanrı'nın değildir. Kabahat insanın kendisinindir. Çünkü ne diyor? Kendi yurduna geldi ama onu kabul etmediler. Bugün İsa Mesih'i kabul edip de Mesih'in nurunda yürümeyenler için Tanrı şunu söylüyor: yazık. Sizin için ne harika planlarım var ama bu planları elinizin tersiyle itiyorsunuz. Sizin için neler yapıyorum ama kabul etmiyorsunuz.
Çünkü İsa Mesih dedi ki, beni reddeden beni göndereni reddetmiş olur dedi. Beni değil ki. Çünkü ben kendiliğimden bu dünyaya gelmedim. Ama beni gönderen biri var. Ben Tanrı'dan çıktım, bu dünyaya geldim. Bakın, Tanrı'dan çıkıp bu dünyaya gelen yalnız ve yalnızca kim? İsa Mesih'in kendisi. Kendiliğimden gelmedim. Beni Tanrı gönderdi. Niye? Tanrısal nurla nasınız diye. Nur oğulları olarak sonsuz yaşamı miras alasınız diye. Ölüm korkusunda yaşamayasınız diye. Karanlıkta yürüyenlere ışığın yolunu gösteresiniz diye. Yüreği kararmış, fikri, düşüncesi kararmış olan insanların iç dünyasını aydınlatasınız diye. Dünyanın bu kurtuluşa ihtiyacı var. Benim duam bu ki, Doğuş Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde Rabbin ruhu bütün dünya üzerinde bir fırtına gibi essin. Bütün o karanlık düşünceleri insan oğullarının üzerinden sıyırsın, alsın. Onların anlayışını açsın ve onların üzerine de ışığıyla parlasın. Onların iç dünyasını aydınlatsın ki karanlık yollardan kurtulsunlar ve sonsuz yaşamın mirasçıları olsunlar. Evet, Rabbin bu teşvik eden sözler için, bu bereket dolu sözler için ona şükrediyoruz. Tanrı'dan doğmak, ne mutlu Tanrı'dan doğmuş olana. Ne mutlu tanrısal düşünceyle yüreğini tazelemiş olanlara. Ne mutlu Tanrı'nın fikrine sahip olanlara. Ne mutlu Tanrı gibi düşünenlere. Ne mutlu Tanrı gibi sabırlı olanlara. Ne mutlu Tanrı gibi sevenlere. Ne mutlu Mesih'i iç dünyasında yaşayanlara. Çünkü Mesih yaşadıkça siz de yaşayacaksınız. Ona izzet ve yücelik olsun. Rab her birinizi kutsasın, her birinizi bereketlesin. Ve bu söz hayatımızda gerçekleşsin. Çünkü ışığın geliyor ve Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Her birimizin üzerine Rabbin yüceliği doğsun. Ta ki Tanrı çocukları olarak sonsuz yaşamı miras alıp o sevinçle, hele ki ya Rab bu dünyaya geldim ve hele ki seni tanıdım, hele ki ben sonsuzluğun mirasçısı oldum diyelim. Ve o sevinçle yaşayalım ve Tanrımızı da onurlandıralım ve yüceltelim. Amin. Amin. Haleluya. Rab hepinizle beraber olsun sevgili kardeşlerim.